Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anda işlemleri tamamlanmış olan bir aracımızla yol testine çıktık. Hatta aracı araç sahibi kullanıyor. Kendisinin işlem öncesi ve sonrası yapmak istediği yorumlar var. Bu sebepten dolayı bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Araçla ilgili yapmış olduğumuz işlemler mekatronikle ilgili olarak komple revizyon yani bakım işlemi yaptık. Geliştirilmiş basınç tüp uygulamasını yaptık. Beraberinde de daha öncesinde yakın zamanda aracın kavrama ve volantı değişmiş. Yalnız yapılan yanlış işçilik hatalarından dolayı müşterimizin yaşamış olduğu problemler vardı. Bu problemleri giderdik. Şimdi kendisinden öncesi sorunlarla ve şimdiki yapılan işlemlerle alakalı yorumları alacağız. Şu anda aracı kendi kullanıyor. Şimdi kendisinin görüşünü alacağız arkadaşlar. Yılmaz Bey. Merhaba. Abi şimdi bu yaşadığımız hadiselerden dolayı DSG'den nefret etmiştim. Sen gerçi DSG'yi sürekli övüyordun bize. Ben açıkçası o konuda sana katılmıyordum. Ta ki aracı bu hale getirdikten sonra şu anda araçta her en ufak bir buruntu, devir dengesizliği yok. Şu anda saat gibi çalışıyor. Keyfini şu anda yaşıyorum. İlk o arabayı aldığımdaki fabrika şeyine çok benziyor bu sürüş modu. Çünkü ben onu hiç yakalayamamıştım. Özellikle ustalara da soruyordum. Daha önceki o yaptığımız o kötü tecrübeler yaşadığımız arkadaşlara. Fabrika ayarı gibi olmaz, fabrika ayarı gibi kimse yapamaz gibi bir takım şeyler söylüyorlardı. Biz de buna uyuyorduk yani sonuçta. Usta yani sonuçta bu adam daha iyi bilir diye ama şimdi görüyorum araba son derece dengeli kalkıyor. Test geçişleri yani mesela hız istediğimde, gaza yüklendiğimde ona göre bir ayarlama yapıyor. Biraz önce işte çok enteresan gelmişti bana. Gaza yüklendiğimde dördüncü viteste deviri yüksel, sıkıştırmayı yapıyor yani. O çok hoş bir şeydi yani. Vallahi şu anda geçişleri hissetmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Hiçbir şekilde vites geçişlerini hissetmiyorum. Kalkışlarda bazen böyle agresif gazdan ayağımı basıp çekiyorum ki hani o vuruntu olsun diye. O da olmuyor. Yani çok garibime gitti benim yani. Hani inanamıyorum çünkü biraz sonra sanki arıza verecekmiş gibi. Genelde hep yaşadığım bir şey. Ama yok yani. Araba çok kararlı çalışıyor. Çok stabil. Bu arada arkadaşlar aracın asıl sorununu bahsettiğim gibi kavramanın ayarsızlığı ile ilgili bir problem vardı. Demek istediğim bu işlem yani her yerde yapılacak yani kavrama değişimi her serviste yapılacak bir işlem değil. Tamam arkadaşlar söker, takar, montajını yapar, temel ayar diye adlandırmış olduğumuz işlemleri yapabilir, temel ayardan geçebilir. Ama yapılan ayar hataları sonraki günlerde farklı farklı sorunlarla karşınıza çıkıyor. Bu sefer de viteste bu şekilde kararsızlıklar olsun, geçişlerdeki problemler sizi rahatsız edecek. Her an her şey olacakmış gibi, sanki tekrar bir sorun yaşayacakmış gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bizim buradaki amacımız işin tamamını biz kendimize çekme peşinde değiliz. Doğru yeri doğru şekilde işlem yaptırıp sonrasında bu tarz problemlerle karşılaşmamanızdan yanadır. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.